Merhaba, sinema dünyasındaki ilginç bilgileri dosyaladığımız Sinedosya'da film ve dizilerde kullanılan oldukça da popüler olan kamera türü var. 1976'da tanıtımı yapıldığından beri film endüstrisinin en popüler aygıtlarından biri oldu Steadicam. Ayrıca görsellik konusunda projelere hareket kattığı akıcılık da inkar edilemez bir gerçek. Günümüzde profesyonel dizi ve filmlerde uzun süreli elle çekilmiş sahneler görüyoruz ve hiçbirinde sallantı görmüyoruz. Çünkü kameramanlar buna Steadicam adı verilen bir aygıta borçlu. Bu hafta Steadicam nedir, nasıl kullanılır onu inceliyoruz. Günümüzde farkında olduğumuz ya da olmadığımız birçok filmde Steadicam kullanıyor. Peki nedir bu Steadicam? Görmüş olduğumuz gibi kameranın belli kayış ve aparatlarla birlikte kameramana bağlanarak tamamen stabil ve aynı zamanda özgür hareket etmesini sağlayan bir sistem Steadicam. He's incredible. Bu ilk bakışta çok büyük bir olay gibi gözükmeyebilir. Fakat Steadicam'in mucidi olan Amerikalı görüntü yönetmeni ve kamera operatörü Garrett Brown, 1975 yılında bu icadını ilk tanıttığı zaman sinema endüstrisinde devrimsel bir etki yarattı. Çünkü artık şarya kullanmanın imkansız olduğu sahneler çekilebilecekti. What? Garrett ilk sabitleyicisiyle çektiği 10 dakikalık deneme görüntülerini Stanley Kubrick, John Avildsen gibi isimlere izletti ve büyük bir ilgi gördü. Aksiyon sahnelerinin daha iyi ve kolay görüntülenmesini sağlayan tekniği Avildsen 1976'da Rocky filminde kullandı. Roll video. Roll video. Ve tabii aynı zamanda sinemanın arıza çocuğu Stanley Kubrick de hemen bu tekniği denedi. Brown Stabilizer'a 1980 tarihli Shining filminde başvurdu. Sinema tarihinin unutulmaz takip ve gerilim sahnelerini barındıran film, birçok kaynakta Steadicam'in kullanıldığı ilk büyük yapım olarak değerlendirilmekte ve sinemaya giriş derslerinde Kubrick'in deneyi küçük bisikletiyle takibi hala ilk öğretilenler arasındadır. Steadicam kullanımı yerleri bakımından oldukça avantajlı bir cihaz. Merdivenler, dar alanlar, koridorlar, çok engebeli zemin ya da yüksek eğimli alanlarda hareket halindeki araçlar için çekimlerde veya aynı çekim içerisinde birbirinden kopuk mekanların devamlılığını sağlamaya çalışmakta rahatlıkla kullanılabiliyor. Kameramanların çok sevdiği bir çeşit olan Steadicam, hem hafif hem de insan ergonomik yapısından kaynaklanan yürüme sırasındaki sarsıntıları da kameraya yansımasını engelleyen tek cihaz. Tren gibi devamlı sarsılan veya hareket halindeki araçlarda kameranın titremeden çekim yapmasını sağlar. How does it feel? Absolutely got the battery bank. Oh no. Tracking shot veya Steadicam, yani kameranın takip hareketi. Takip planı oldukça sık gördüğümüz bir çekim türüdür. Kadrajdaki öznemizi takip etmek, yürüme, koşma, takip planları, yol çekimleri, aksiyon ve savaş sahneleri için sıklıkla kullanılır. Kamera stabil olduğu için görüntülerde hareket esnasında herhangi bir titreme meydana gelmez ve pürüzsüz bir görüntü ortaya çıkar. Steadicam sayesinde kamera operatörleri oyuncuyu rahatsız etmeden uzun çekimler elde edebilir. Aynı zamanda Steadicam kamera operatörüne büyük bir esneklik kazandırır. Oyuncuların peşinden koşabilen veya onları takip edebilen kameralar, pürüzsüz görüntü sayesinde izleyiciye tehlikenin ve gerginliğin kokusunu ustaca verebilirler. Kameramanın ağırlıklarla dengelenmiş bir çeşit alet giysisiyle beraber kamerayı kullanması olarak basitçe tanımlayabileceğimiz Steadicam kızak sistemi aslında kamera ekipmanını tutan şeydir. Kameraman bu kızak direğine yön vererek kameraya yön verir. Bazı Steadicam ekipmanları ise tersine çevrilebilir. Bu yöntemde kameraman kamerayı ekipmanın alt kısmına ve Steadicam bileşenlerini de yukarıya koyabilir. Böylece düşük açılı sahneleri çekmek daha kolay olur. Bazı Steadicam ekipmanlarındaysa teleskopik sistem vardır. Bu sayede kameraman kamerayı yukarı kaldırıp yüksek açılı sahnelerde çekebilir. Bir dizi film setinde Steadicam operatörü olmak en zor işlerden biridir. Ama bazen de en karlı iş olabilir. Sıradan bir Steadicam çekimi için kameraman önceden belirlenmiş yolu takip ederken önüne çıkan engellere takılmadan aynı anda kameranın açısını ve yüksekliğini ayarlamak zorundadır.
da belirtmek gerekir ki sıradan bir Steadicam kamerayla birlikte 32 kilo civarındadır. Bu iş sağlam bir vücut, yeterli enerji, teknik yetenek ve kaliteli bir çekim kompozisyonu algısı gerektirir. Sahneyi tasarlayan yönetmendir ama o sahnenin çekilmesi Steadicam operatörünün işidir. Bir başka Sinodosya'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.